Halimiz ortada. Günlük vaka sayısı 60 bine dayandı. Çok sıkı önlemler bekleniyordu ama iki haftalığına Mart öncesine dönme kararı çıktı kabine toplantısından. Bir de aşılarını tamamladığımız 65 yaş üstüne toplu ulaşım yasak. Salgın haritasında 73 il kırmızıya döndü. Kabine Ramazan'da kısmi kapanma kararı aldı. Toplam vaka sayısı 59 bini geçti. Görülen vakaların büyük bir kısmı ise İstanbul'da. Hastanelerde de bu kapsamda triyaj alanlarına başvurular arttı. Hastaneler kalabalık. Bir yanda belirtiyi görüp doktora koşanlar var. Diğer yanda sokakta hareketliliği artıranlar. Galata Köprüsü'nde yine mesafesiz balık tutuluyor. Caddeler kalabalık. Hafta içi ya da hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzerindekiler ve 18 yaş altındakiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. Cumhurbaşkanlığı kararıyla da İstanbul kartları bir süreliğine devre dışı kalacak. Kısmi kapanmadan en çok şikayetçi olanlarsa ileri yaş grubu. Mantıksız buluyorum. Gün içinde kısıtlı saatler arasında dışarı çıkan yaşlılar, aşılanma oranımız yüksek diyor. Toplu taşımayı niye men ediyor ki, ben anlamadım. 65'in %70'i aşı oldu. Bunlara ne gerek var ki 4 saat mesela, bunu serbest bırak ya. Atı Tek ne yapıyor? Ne diyor? Bizim kadar kendilerini sakınan var mı acaba? Bana çok saçma buluyorum. Zaten bizim yaşımız oldu aşı. Çoktan oldu, ikinciyi de oldu. Hiç gerek yoktu diyorsun. Hiç gerek yoktu. Durumdan şikayet edenler arasında şair Ataol Behramoğlu da var. Yani buradan bütün 65 yaş grubu üyelerine Allah aşkına dava açın ya, yürüyüş yapın ya. Ben bir öncülük yaptım, bir dava. Ama beni yalnız bırakmayın. Behramoğlu, geçen yıl kısıtlamanın anayasanın ve temel insan haklarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Uygar bir toplumun insanlarıysak eğer, bunu anlamak çok büyük güç. Otobüse binme diyor ya, ne alakası var, ne demek bu ya? Hastaneye gidecek, bir yere gidecek, bilmem nereye gidecek, gezmeye çıkacak, herkesin özel arabası mı? Peki 18 yaş altındakiler ne diyor? Ya bu kısıtlama biraz iyi oldu gibi ama biraz da hani artık yaz da geliyor. Yazın her yeri açmak için sanırım bu kısıtlamayı yapacaklar şu an. Normalde minibüste gidiyordum ama yasak olmuş herhalde. Ben okula gittiğim için kullanmak durumunda kalıyorum şu an, mesela sınavlara giriyorum 12. sınıf öğrencisi olduğum için. Ancak 8. ve 12. sınıf öğrencileri toplu taşıma kullanabilecek.